Merhabalar. Masamda bugün bir tane Samsung Galaxy Z Fold 3, bir tane de Poco M4 Pro var. Bu cihazların ekranları yüksek tazeleme hızlarını destekliyor ancak farklı yapıda ekranlar. Biri IPS ekran kullanıyor, biri AMOLED ekran kullanıyor. Bugün bu iki cihaz üzerinden ekran teknolojileri arasındaki farklara ve tazeleme hızlarının bize neler sunduğuna bakacağız. Ben Osman Furkan Şahin, TeknoSafari'desiniz. Böyle bir video çekme ihtiyacı nereden geldi diye düşünüyorsanız böyle internette yine forumlarda veya Facebook'taki gruplarda gezinirken insanların neredeyse tarikatlık derecesinde AMOLED ekranlara takıntılı olduğunu görüyorum ve AMOLED ekranlar tabii ki güzel olsa da sonuç olarak her zaman AMOLED ekranları kullanamıyoruz maliyetlerin neticesinde. AMOLED ekranlarla IPS ekranlar arasındaki farkları değerlendireceğiz bu videoda. Aynı zamanda yüksek tazeleme hızları bize neler sunuyor ve yüksek tazeleme hızları neler götürüyor aynı zamanda bunları da konuşuyor olacağız. Öncelikle ama ekranlardan bahsetmem lazım biraz ki altyapı oluşsun. En azından sizin de söylediğim zaman neyden bahsettiğimi anlamanız lazım. Eğer ekranlarla ilgili kısmı biliyorsanız, ekranların teknolojilerine dair kısmı biliyorsanız alttaki başlıklardan bir sonraki konuya atlayabilirsiniz. Burada çok terim var. Birazcık karışık ve zor gidecek. Herkes hazırlıklı olsun. Ekranların yapıları ya LCD oluyor ya da OLED oluyor ve hem LCD hem de OLED kendileri altında yine başlıklara bölünüyor. OLED'in AMOLED versiyonu var, POLED versiyonu var, Super AMOLED versiyonu var. Böyle birkaç tane farklı versiyonu var. Aslında temelde bunların birbirinden çok fazla farkı yok. Onu da zaten ilerleyen kısmında söylüyor olacağım. LCD'nin ise altında birden fazla yine isimlendirme var ama bunların bir kısmı patentlerle ilgili telif hakkından dolayı farklı isimlendirmeler. Bir kısmı ise gerçekten farklı. Biz gerçekten farklı olanlarıyla ilgileneceğiz bugün. TFT ve IPS olarak değerlendireceğiz. TFT ekranlar akıllı telefonların ilk dönemlerinde özellikle gördüğümüz ekranlarda ama bir süre sonra bütün firmalar hatta en sonunda Sony TFT ekranları kullanmayı bıraktı. Çünkü TFT ekranların bazı dezavantajları var ve baktığınız zaman üretimi ucuz olmasına rağmen yani üreten firma için aslında bir fiyat avantajı sağlıyor olmasına rağmen getirdiği dezavantajlar neticesinde firmalar bu ekranları kullanmayı bıraktılar telefonlarına. Ne gibi dezavantajlar getiriyor TFT ekranlar? Birincisi görüntüleme açıları oldukça dar. IPS ekranlarla kıyasladığınız zaman 30-40 dereceye varan bir daralma söz konusu oluyor görüntüleme açılarında. Dolayısıyla siz televizyonu yatağa koyduğunuzda bu şekilde bir film izliyorsanız mesela veya dizi izliyorsanız açıdan dolayı renk kaybolmaya başlıyor ve istediğiniz görüntüyü alamıyorsunuz. Aynı zamanda TFT ekranlar IPS ekranlara göre çok daha yüksek tepki sürelerine sahip. Tabii ki insan gözü bunu ayırt edemiyor olabilir ama yine de tepki süreleri daha yüksek olduğu için de gecikme oluyor ekranda. Bir oyun oynarken özellikle fark edilebilecek durumlar. Böyle bir dezavantajı da var ve ekstra olarak TFT ekran bu dezavantajlarına rağmen bir de daha fazla güç tüketiyor. Daha fazla güç tükettiği için de TFT ekranlı bir telefonda IPS ekranlı bir telefona göre daha büyük bir bataryaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama TFT ekranların güzel bir tarafı var. TFT ekranlar yapıları itibariyle IPS ekranlardan daha keskin. Ama söylediğim dezavantajlarından dolayı firmalar çok fazla yönelmedi ve nitekim TFT ekranları bugün günümüzde kullanmıyoruz. Çoğunlukla IPS ekran görüyoruz. IPS kötü mü diye değerlendirmemiz gerekiyor bu noktada. IPS ekranlar şu an dünyada en yaygın kullanılan teknolojilerden bir tanesi IPS ekran teknolojisi. Evimizdeki televizyonlardan, bilgisayarımızdaki monitörlerden, önümdeki bilgisayarın ekranı hatta bir IPS ekran. IPS ekranlar üretimleri TFT'lere göre pahalı olsa da yine makul seviyelerde tutulabiliyor. Tabii ki kaliteleri var kendi içlerinde. IPS ekranların hepsi de birbiriyle aynı değil. Bir bakıyorsunuz 100 dolarlık bir telefonda kullanılan IPS ekranla 700-800 dolarlık bir telefonda kullanılan bir IPS ekran birbiriyle oldukça farklı sonuçlar verebiliyor. Ancak yine de IPS ekranlar söz konusu olduğu zaman insanlar ön yargıyla yaklaşıyor. Ön yargıyla yaklaşılmasının sebeplerinden bir tanesi IPS ekranları çok iyi derecede siyahlar veremiyor oluşu. IPS ekranlar arkadan aydınlatmalı bir yapıya sahip olduğu için. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Doktor röntgen sonuçlarına bakarken arkadan ışık açıyor ya. Aynı o sistem gibi bir sistem. Önde bir görüntü oluşuyor. Arkadan aydınlatıyor ve o görüntü o şekilde aslında sizin gözünüze ulaştırılıyor. O arkadan aydınlatılması, önde görüntünün panel içerisinde oluşması kısımlarında birazcık ışık kaybı, birazcık görüntü ve netlik kaybı oluyor. Dolayısıyla da OLED ekranlara göre, biraz sonra anlatmaya başlayacağım OLED ekranlara göre daha düşük netlikte ve arkadan tabii ki siyahlarda ışık sızması olacak şekilde renkler elde ediyorsunuz. Ancak yine de IPS ekranlar çok uzun zaman piyasadaki pek çok amiral gemisinde görüldü. Gerçi en son Apple kullandı ama artık kullanılmıyor şu anda ve IPS ekranları AMOLED ekranlara veya OLED ekranlara değiştirdik. IPS ekranlar şu anda daha ucuz telefonlarda özellikle kullanılıyormuş gibi gözüküyor.
Ama aslında IPS ekranının söylediğim gibi bir ucuzluk durumu veya bir kötülük durumu yok. Ne kadar iyi şekilde imal ederseniz o kadar iyi sonuç alıyorsunuz. Burada tabii ki üretimden kısıldığı zaman, maliyetten kısıldığı zaman biraz daha görüntü kalitesi düşebiliyor. Bunun da bazı testleri yapılmıştı, kör testler yapılmıştı. iPhone 11 çıktığı zaman iPhone 11'in o düşük çözünürlüklü ekranıyla farklı bir Çinli markanın telefonunu kıyasladılar ve bir kör test yaptılar. Odaya insanları soktular, sence hangisi daha güzel gözüküyor dediler. İnsanların hepsi, 10 insandan yanlış hatırlamıyorsam, onu da Apple'ı seçti. Dolayısıyla aslında burada telefonların fiyat bandı açıldığı zaman, öbür telefon $200 civarında bir telefondu, fiyat bandı açıldığı zaman ekranlarına da etkisini görüyoruz. OLED ekranlar organik light emitting diode, yani kendi ışığını üreten hücreler gibi bir isim verebiliriz. Organik kendi ışığını üreten hücreler gibi bir isim verebiliriz. Bu kendi ışığını üretenden kasıt her biri kendi ışığını ve rengini aynı anda üretebilen birer parça. Bunu en güzel şöyle anlatabilirim size. Çok büyük LED tabelalar görüyoruz. Bu LED tabelalarda reklamlar dönüyor veya işte dükkanlar isimlerini yazıyor, bir şeyler döndürüyor. O LED tabelanın içerisindeki LED'lerin çok daha küçültülmüş olanını bu telefonun ekranında yer aldığını düşünebilirsiniz. Mesela bu telefonun ekranında 2 milyon, 3 milyon tane LED var ve o LED'lerin her biri hem rengi hem de ışığı aynı anda veriyor. Bu ne demek? O LED ışık vermediği zaman, yani renk vermeyeceği zaman, siyah göstereceği zaman kendisini kapatıyor. Dolayısıyla her bir pikselin kendisi birer LED olduğu için siyahla beyaz yan yana gelebiliyor ve daha yüksek keskinlik, daha yüksek kontrast, daha iyi siyahlar, daha canlı renkler sağlayabiliyor size. Dolayısıyla da OLED ekranlar bugün hem televizyonlarda hem de akıllı telefonlarda tercih edilen, istenen ve ulaşılabilecek en üst seviye olarak gözüküyor. OLED ekranların Poledi var, AMOLED'i var, Super AMOLED'i var. Bunlar nedir diye düşünüyorsanız da AMOLED sadece aslında farklı. Geri kalan hepsi birbirine oldukça benziyor. AMOLED'de aktif matris denen bir teknoloji kullanılıyor. Aktif matris teknolojisi yeşil pikselin 4 piksel arasında paylaşılmasıyla elde edilen bir teknoloji. O yeşil piksel, yeşil LED 4 piksel arasında paylaşılınca daha düşük bir güç tekerimi sunuyor normal OLED'e göre. Çok ciddi bir fark ediyor mu derseniz çok ciddi bir fark olduğunu sanmıyorum ama böyle bir farkı var. Onun haricinde de ciddi başka bir fark yok. Yani ufak bir piksel dizilimi farkı var. Super AMOLED'de AMOLED'in iyileştirilmiş hali olarak düşünebilirsiniz. Bunun haricinde OnePlus'ın Fluid AMOLED'i var, Samsung'un Dynamic AMOLED'i var. Tüm bunlar da yüksek tazeleme hızlarını, yani akışkanlığı nitelemek için konulmuş isimler. Şimdi gelelim artık yüksek tazeleme hızlarının bizim için neler ifade ettiğini. Aynı zamanda bunları size bir yandan da göstereceğiz. Yüksek tazeleme hızları özellikle bilgisayarda ilk başlarda oyun oynayanlar için istense de görüntüdeki akışkanlığından dolayı şu an normal kullanımda bile 60 Hz'in üzerinde olan görüntüleri istiyoruz. Hatta video çekerken bile normalde 30 FPS çektiğimiz videoları artık 60 FPS çekmek istiyoruz ki video daha akışkan olsun, daha hareketli olsun diye. Dolayısıyla yüksek tazeleme hızları da akıllı telefonlarda kendisine yer ediniyor. Bugün artık günümüzde neredeyse giriş segmentteki cihazlara kadar yüksek tazeleme hızlarını görüyoruz. Yüksek tazeleme hızları akıllı telefonlarda çok uzun zamandır gördüğümüz bir şey değil aslında. Son birkaç yıl içerisinde gerçekten patlamasını yaşadı ve gerçekten popüler oldu. Yüksek tazeleme hızının uyarlanmasının da bir sistemi var. Şimdi mesela burada benim önümde iki tane telefon var. Bunların ekranlarındaki yüksek tazeleme hızının uyarlaması birbirinden farklı. Bunlardan bir tanesi ayarladığınız tazeleme hızında sürekli olarak çalışıyor. Bir diğer ise ayarladığınız tazeleme hızında sürekli olarak çalışmıyor aslında. 120 Hz'e kadar çıkıyor ama ihtiyaç olmadığında 60 Hz'e kadar düşüyor. En azından Samsung'un iddiası bu şekilde. Ancak ben bir süredir önümde açık olmasına rağmen pek 60 Hz'e düştüğünü de görmedim işin açıkçası. Şimdi burada önemli olan nokta bu ekranın kaç Hz'de görüntü vereceğinin telefon tarafından doğru bir şekilde seçilmesi. Ekrandaki görüntüyü analiz ederek işte 60 FPS bir video oynatıyorsanız 60 Hz çekiyor. 120 FPS bir video oynatıyorsanız 120 Hz çekiyor. Tüm bu şekillerde size daha iyi bir batarya performansı da sunmaya çalışıyor. Ama normal şartlarda daha basit olarak düşünülmüş telefonlarda bunun değişken olmadığını ve tazeleme hızının sabit olduğunu görebilirsiniz. Tazeleme hızı sabit olduğu için 90 Hz ayarlarsanız sürekli olarak 90 Hz çalışır. 120 Hz ayarlarsanız sürekli olarak 120 Hz çalışır. 60 Hz ayarlarsanız da sürekli 60 Hz çalışır. Bu değişken tazeleme hızının kendisini ayarlayabilmesi için gereken teknoloji de LTPS veya LTPO olarak, yani IPS ekranlarda LTPS, OLED ekranlarda da LTPO olarak bulunması gerekiyor. LTPO bir ekran ancak tazeleme hızını değişken olarak ayarlayabiliyor. Ancak geçen seneki cihazlarda, hatta 2021'de çıkan cihazlarda bile daha şu an henüz ciddi derecede
gerçek bir LTPO etkisi görebilmiş değiliz. Yani şu an söylediğim gibi bu telefon aslında 60 Hz 120 Hz arasında kendisini ayarlayabiliyor olmasına rağmen genellikle 120 Hz'de sabit tutmayı tercih ediyor. Şu an ekranında hiçbir şey açık olmamasına rağmen normalde 60 Hz'de çekerek rahat bir şekilde çalışabilecek olmasına rağmen şu anda kendisini 120 Hz'de sabit tutuyor. Yüksek tazelim hızı bana ne sağlar derseniz, yüksek tazelim hızı ekrandaki görüntünün akışkanlığını sağlar. Yani tam olarak anlatmak mümkün olmasa da şöyle söyleyebiliriz. Bu ekranın kendisini yenileme hızıdır. Bir saniyede ne kadar görüntü gösterebildiğinin aslında hızıdır. Dolayısıyla siz her bir saniye 120 kare olarak görüyorsunuz diyebiliriz. Bu 120 kare olarak görmenin, 120 Hz olarak görmenin etkisini alabilmeniz için de yazılımın da buna uygun olması lazım. Yani içerisindeki animasyonların da 120 Hz'e uygun 120 FPS'i destekleyen animasyonlar yapılmış olması lazım. Aksi takdirde ekran tazelim hızınız ne kadar yüksek olursa olsun o kareleri göremedikten sonra, o kareler size gelmedikten sonra pek bir anlamı olmuyor. LTPO teknolojisi özellikle geçtiğimiz sene yani 2021 yılında çıkan iPhone'larla birlikte, iPhone 13 ailesiyle birlikte, iPhone 13 Pro'larla birlikte daha ön plana çıktı biliyorsunuz. Çünkü orada bir ProMotion ekran sunuldu ve belirli hertzler aralığında değişkenlik gösterebiliyor telefonun ekranı. Ancak henüz tam kullanıma da açılmadı. Bütün uygulamalarda kullanılamıyor. Android telefonlarda var olmasına rağmen genelde biliyorsunuz Apple Amerika'daki en çok telefon satan marka olduğu için Apple'da bir özellik çıktığı zaman daha çok gündeme oturuyor ve daha çok konuşulmaya başlanıyor. Aslında var olan bir özellikti ama tam anlamıyla da bu telefondaki gibi gerçek bir şekilde uygulanamıyordu. Ama bu seneden itibaren çıkacak telefonlarda büyük bir ihtimalle bu LTPO etkisinin yani değişken tazeleme hızı uyarlamasının çok daha iyi bir şekilde ayarlanacağını düşünüyorum. Zaten birkaç tane böyle henüz ülkemizde satışa sunulmamış ve muhtemelen bundan sonra da sunulmayacak olan birkaç tane telefonda bu değişken tazeleme hızı teknolojisi kendi etkisini gösterdi. Evet, şimdi videoyu sonuca bağlamak istiyorum ama bu sonuca bağlanacak bir video da değil aslında. Yani sonuçta hani şimdi gelip de AMOLED IPS'ten iyidir zaten öyledir. Ama IPS de kötü değildir, onu da söylemek için sadece söyledim. Aynı zamanda ekran teknolojileri hakkında merak edenler varsa da onlar için böyle ufak bir derleme olsun istedim. Ben merak edip araştırmıştım bayağı birkaç yıl. Kaç yıl oldu acaba? Hemen şöyle bir kısa düşüneyim. 2014'te araştırmıştım. Tabii o zamandan bu zamana çok şey de değişti ama yine de genel olarak aynı hatlarıyla duruyor teknoloji. Bakalım belki ileride daha değişik teknolojiler görürüz. Katlanabilen ekranları gördük. Uzayabilen ekranları henüz görmedik. Onlar da katlanarak uzuyor aslında. Ama belki farklı yapılar görürüz. Bu arada katlanabilir ekranlar demişken ondan da bahsedeyim. IPS'ler katlanamıyor. Çünkü yapıları gereği katlanma ihtimalleri yok. Arkadan aydınlatmalı oldukları için katlanamıyorlar. O yüzden katlanan bütün telefonlar OLED ekranlara sahip. Bunu da söylemiş olayım. Bu şekilde videoyu kapatalım. Merak ettiğiniz konular varsa yorum kısmında yazarsanız, sorarsanız mutlaka cevaplarız. Aynı zamanda oraya kadar inmişken videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda bu tarz içerikleri seviyorsanız, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı şiddetle öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın.